yapacağız. Tüm engelsiz kardeşlerimize hayırlı hizmetler verilmesini temenni ediyorum. En büyük engel ön yargıdır gerçeğinden hareketle İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde engelsiz tamirhane açıldı. Tüm engelsiz kardeşlerimize hayırlı hizmetler verilmesini temenni ediyoruz bu tamirhanede. Kendileri için hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Engelsiz tamirhane açılışına Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Kunuk, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hasan Aksay, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, engelli bireyler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Bolu Belediyesi ortaklığında akülü arabaların tamiri için hayata geçirilen proje, engelsiz yaşamın kapılarını ardına kadar açıp hayatın her alanında ön yargısız şekilde herkes olduğu gibi kabul ederek onlara kaliteli bir yaşam olanağı sunacak. Engelsiz Tamirhane Açılış Programı İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hasan Aksay'ın konuşmasıyla başladı. Okullar düzeyinde ilk, kurumlar düzeyinde de ilk 5 içerisinde yer alacak olan tamirhanemizin başlangıcı Haziran ayında engelsiz araç sahibi Sayın Saadettin Topçuoğlu ile bir öğretmenimiz okulumuza gelerek araçlarının tamiratlarında yaşamış oldukları zorlukları, sıkıntıları anlattılar ve bizi bundan kurtar dediler tabiri caizse. Biz de bu işi en iyi, en sağlam biz yapabileceğimizin kararını aldık, süratle uygulama safhasına geçerek bugünlere geldik. Törene katılarak engelli bireyler adına bir konuşma yapan Saadettin Topçuoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti. Çok şükür bugüne kadar geldik. Şimdi biz de burada gördüğünüz arkadaşlar, hepimiz ağır engelliyiz. Birçoğumuz yatılık engelli. Şimdi bu arkadaşlarımız, bu araçlar bizim olmazsa olmazlarımız. Bu araçlara binip de biz evimizden çıktığımız an, bizler sizler gibi hissediyoruz kendimizi. Psikolojik olarak yani hepimiz sizin gibi oluyoruz. Engelimizi, her şeyimizi unutuyoruz. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, engelsiz tamirhane projesine destek olacaklarının altını çizdi. Engelli aracı isteği var, akülü araç isteği var. Onların Türkiye'de yapan bir firma var, fiyatı belli ama bakım zordu. Devamlı sıkıntı oluyor. Zaten çoğu da ikinci el olarak Almanya'dan getirdiğimiz araçlar. Bunların bakımını Bolu'da yaptıramıyoruz. Yaptırabileceğimiz yerlerde de tutturabildiğine gidiyor. Ben tabii okul müdürümüzün ekibiyle beraber böyle bir çalışmaya girmiş olması bizi müthiş gururlandırdı. Bolu Valisi Aydın Baruş, 3 Aralık 2018 tarihinde kutlanan Dünya Engelliler Günü'nden önce böyle bir çalışmanın yapılmış olmasının ilimize daha çok anlam kazandırdığını ifade etti. 3 Aralık 2018 tarihinde kutlayacağımız Dünya Engelliler Günü'nden önce böyle bir çalışmanın yapılmış olması bu ilimizde bugüne çok daha fazla anlam kazandırıyor. Öncelikle engelsiz tamirhanesini düşünce olarak hayata geçirmeye çalışan, şu anda da pratik anlamda da artık bundan sonra da onların yaşam kalitesini artırma yönünde ciddi katkılar sağlayacak olan bu tamirhanenin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konuşmaların ardından engelli bir birey tarafından okul müdürüne hediye takdim edildi. Daha sonra müzik dinletisi yapıldı. Dinleti sonrasında protokol üyeleri tarafından engelsiz tamirhanenin açılış kurdelesi kesildi. Kendileri için hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kurdele kesimi sonrasında okul müdürü tamirhane içerisinde Vali Aydın Barış ve Başkan Yılmaz'a akülü araçlar hakkında bilgiler verdi.